Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de çözüm için 7 ülkeyle Small Group adlı bir oluşuma giden Trump'a tepki gösterdi zaten. Bütün gazete manşetlerinde görüyoruz. Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye, dörtlü İstanbul zirvesi var ayrı gerçekleştirilecek. Ancak Amerika önderliğinde Mısır, Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplamda 7 ülkelik bir small group dedikleri bir şey var. Bunu eleştiriyor zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'yi de çağırmıyorlar diyor. Ortada Suriye'de yok diyor mesela. Enteresan diyor. Ben de Merkel'e bizimki de small olur, daha küçük olur dedim diyor. Bu dörtlüden bahsediyor. Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya. Şimdi bunu da biraz değerlendirmek lazım, İdlib meselesini. Böyle işte bir araya gelip konuşuyorlar. Artık ne konuşacaklarsa Amerika, Mısır, Arabistan falan, bilemiyorum. Şimdi bu tabii biraz şunu gösteriyor. Avrupa işin her iki tarafında da var. Yani evet, biz öyle gidiyoruz, geliyoruz, konuşuyoruz. Avrupa bizden yana, Amerikalılarla kavga ediyorlar, artık bize döndüler falan. Bunun bu kadar basit olmadığını herhalde bizi dinleyenler şu ana kadar anlamıştır. Ama anlamayan varsa işte bu small ve smaller gruplardan anlaması lazım. Çünkü Avrupalılardan, dediğim az önce Almanya için verdiğim örnek son derece önemli. Siyaset biraz daha bağımsız olmak istiyor fakat devletler o kadar istekli değil bu konuda. Sadece Almanya için de geçerli değil bu ayrıca. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplarına, kitaplarına da katılıyorlar. Onlardan da ayrı hareket etmiyorlar. Şimdi bizim bu grubun içerisinde Rusya'nın olması önemli. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği ile Rusya'yı bir araya getiriyor. Bu grubun manası bu. Birinci manası. Suriye'de bir takım sonucu, başka sonuçlar olacak filan. Ama aynı grup Almanya ve Fransa, öbür tarafta Amerika ile oturduğunda da İstanbul'da burada Rusya ve Türkiye ile ne konuştuğunu anlatacak. Aslında iki tarafı bir araya getirebilecek, kimin dediğinin daha yararlı, daha çıkarlarına uygun, ülkelerin çıkarlarına uygun olduğunu gösterecek bir süreç bu. Bu süreci Türkiye'nin iyi yönetmesi lazım sadece. O bakımdan iki şey de önemli. İki grup da önemli. Türkiye'nin o grupta ne olduğunu biliyor olması lazım. Ama bu grupta ne olduğunu Amerika biliyor olacak Fransa ve Almanya üzerinden. Ve ülkelerin birbirlerine öyle çok kolay kolay kopmadığını, kopmayacağını, ama arada bir uzlaşma döneminin, arada bir bağımsızlaştırılmış, kompartımanlarına biraz ayrılmış, başka başlıklardan kurtarılmış alanların olabileceğini de görmek lazım. Ve şimdilik o alanlarda ilerleyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Ekonomi başta olmak üzere, yani bir bölümüyle. Biraz ekonomi, birazcık siyaset, öyle gidecek. Ama devletler henüz Amerika ile Asya arasında karar vermiş değiller. Avrupa devletleri o kararı vermeden de Türkiye'nin adımlarını daha dikkatli atması gerekiyor. Evet. Şimdi Bahçeli'nin açıklamalarına da gelelim. Özellikle Kızılcahamam kampı sonrası yaptığı açıklamalarda af konusunda ısrarlı, görüşülmesi gerekiyor diyor özünde. Ekonomi olan saldırıyı da bir hatırlattı zaten. Tedbirleri de işaret etti ama burada af meselesi ısrarcı bu konuda. Bir bunu sormak istiyorum. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar görüşülecek mecliste denmişti. Bahçeli'den bağımsız soruyorum bunu. Meclisin gündemine gelecek mi, gelmeyecek mi? Yaşa takılanların en çok sorduğu soru bu. Bu iki konu hakkında, özellikle af konusu hakkında